İmam Buxoriyda hadis keltiradi. Muslimun us. Ya'ni Peygamberimiz aleyhisselam bir üçte biraderini, üçte dostunu kıssasını aytib bergenler. Bu kıssa meşhur kıssa, ko'p eshitgansiz. Lekin bugünkü mavzuyimiz bo'lgan uchun men tekrar aytaman. Üçte dost bo'lgan ekan Peygamberimiz aleyhisselam aytib beryaptilar. İmam Buxoriyda. Üçte dost safarga otlanibdilar. Safarga chiqqanlarida birdan havo buzilib, osmondan jala quyib, shamol bo'lib, ular bir g'orga kirib, berkinib bir oz o'sha abu havoni yaxshi bo'lishini kutib turamiz deb turganlarida ne bo'ldi ki, tepadan bir katta bir tosh yumalab kelib, ular turgan g'orni og'zini berkitib qo'ydi. Bu qissani Payg'ambarimiz alayhisalom aytib beryaptilar, sahobalarga aytyaptilar. Ular orqali mana bizga yetib keldi azizlar. Peygamberimiz aleyhisselam her bir aytayotgan gaplarida hikmet var. Biz üçün terbiye var, ta'lim var. Bekorga bu kıssını aytmaganlar. Aytyaptilar. Bir taş gelip yıkılıp, bekilip kaldı. Üçele doz g'orning içinde kalıp gitti. Taşını yumalatıp yubarıştıkça kadir bulmadılar. Az yine yine bir tırkıştan yorug'lik hava kirib turibdi. Korka başladı, teşviş başladı. Adatta İnsan azizler, başıga qiyinchilik tushganda Allohni eslay boshlaydi. Ungacha eslamaydi. Shu başıga musibat tushsin, darhol Alloh eshitishga o'tadi. Ular ham dod dedi, faryod dedi, harakat qildi, yig'ladi, qistadi, duo qildi, lekin natija yo'q. O'sha uchala do'stdan bittasi deyaptilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Bir ularga ta'lim berdi. O'zini payg'ambaridan eshitgan gapdan aytdi ularga. Aytdi ki, ben eşitkenman, eğer kim birar bir amalını Allah için kılgen bolsa, bana şu Allah için kılgen amalını hiç kimge riya kımagen, ucub yok, riya yok, suma yok, yani bro körsün, bro eşitsin degen fakir kılış cümmez, Allah için nümadır kıl dedi, lekin bunu hiç kimge bildirmedi. Agar shu qilgan amali xolis Alloh uchun bo'lib, Alloh qabul qilgan bo'lsa, shu qilgan amalini vasila qilib, o'rtaga qo'yib, "Yo Rabbi, mana shu amalimni sen uchun xolis qilgan edim, riyo uchun emas, shu amalimni hurmatidan mani duoyimni qabul qilgin" desa, duosi qabul bo'ladi dedilar. Hali uchta do'stdan bittasi. Kimimizda shunaqa amal bo'lsa, o'rtaga qo'yib duo qilaylik degan taklifni berdi. Ağır taklif. Allah için kılıngan amalini topish kerek. Bandalarını aldash mümkün. Ama Allah'ını aldab bo'lmaydi. Qaysi amal Allah için? Şunda birileri aytdilar ki, mende bor shunaqa amal. Allah için kılıngan amalim bor, şunu aytaman. Ve şunu koyup dua kılaman. Ayt dediler. Aytyaptilar ki, mana dedi, qari uyda ota onam bor. Qarib qolgan. Biz bir qancha bolalarim bilan o'rta hol kambag'al yashaymiz. Sog'in hayvonimiz bor. Shu hayvonni sog'ib sutini olib kirib, ichib tirikchilik qilamiz. Men bir kuni o'zim ishim bilan bo'lib bir oz cho'zildimmi deydi. Haligi sutni idishga sog'ib hayvonimdan olib kirsam, otam bilan onam ikkalalari uxlab qolibdilar. Ularni uyg'otib sutni bergani hayo qildi. Uyg'otgani xijolat bo'ldi. Ammo lekin atrofimda bolalarim qorni ochligidan shikoyat qila boshladi. Hatto bir bolam oyog'im atrofida o'rmaladi. Demak, o'rmalaydigan go'dagi bor. Yig'lab sut so'rayapti, ovqat so'rayapti. Men bermadim. Mabodo shu bolamga bersam, ota-onamdan bularni a'lo ko'rgan bo'lmay, ota-onamdan bularni ustun ko'rib qo'ymay. Ota onam uyg'onib qolsa qalbi og'rib qolmasin deb bolalarimga bermadim. Bolalarim ochligidan yig'lab uxlab qoldilar, lekin men bermadim. Ertaman ota onam uyg'ondilar, men ularga o'sha sutni berdim, ular ichdilar dedi. Va buni hech kim bilmadi. Ota onaga ham aytmadi. Sizlarni deb men ertalabgacha sutni ushlab o'tirdim, otajon, onajon demadi. Chunki buni Alloh uchun qildi-da. Maqtash uchun emas. Haligini aytib turib, endi u odam duo qilyapti. Yo Rabbi,
Men oşinda ota onamga şu hizmetini fakat yine seni roziligin üçün halis ihlas bilen kılgen ben, riya üçün emez. Şu kılgen amelimini sen makbul kılgen bulsin. Şu halis amelimini ortaya koyup dua kılaman. Bizge necat bergende dua kılığıdır, özden özü taş secip gitti. Resulümüz aleyhisselam ayet yaptılar. Bir az hava kirdi. Lekin dumalap gitmedi. İkinci dost, nabat kirdi. Sen ayet yaptı. Uyan ayet yaptı. Ben deyem şuna kapı geldim. Ne var bu geldi dese? Ben üyümge mardikar alıp gelip işletken ben. Mardikar bilen kelişken biz. Her gün bir kısım hakkını bir aradım. En ahirge hakkını unutup mu ya ki başka mı olmasından gitip kalıptı. Kuttum kemede, bir gün iki gün kuttum kemede. Şundan ki gün ben onu hakkı yukalıp gitmesin diye bir küçükini hayvancı alıp koydum, bir koyu aldım. Yıllar ottu, kullar ottu. Bir gün eşiğim takkıladı, eşiğini atsam o şu ahirge hakkını almayan mardikar usta menge karab sizde bana bir külli hakkın kalıp gitgereken dedi. Ben onge hatı oraya kalıp gitti. Dalaga çıksın bir kança koyu malına yürüptü, o şu senin hakkını alıp git dedi. O menge karab ben üstümden külmeyin dedi. İstihza kılmayın dedi. Ben istihza kılayetkenim yok. O sana hakkın dedi. Oza Allah köpeytirdi o dalada yürüp. O sana ki algin dedim. O alıp gitti. Ben şu işini Allah için kıldım. Allah'tan korkanlığımdan kıldım. Ya Rabbi, eğer şu amelimi ortaya koyup dua kılaman, kabul kılgen bulsan, şu dua, şu amelim hürmetinden bizge necat verdi, dua kılıyordu, taş yeni az yine silcidi. Üçüncü dost ki kaldı. Üçüncü dost oylanıp etti ki, ben de bunu deyip olmayacağım ama ben bir mertte kattık Allah ki takva kılgen. Amakimni kızı bu arada, güzel kızı. Ben amakimni kızını uğurlap kaçıp gitip kaldım. Bir cahaya koyup koyup keçkurun onu aldığı geldim. Onu aldığı kirgenimde o amakimni kızı menge karıp ittekimin Allah ibn ammi. Ey amakimni bolası Allah'tan kork. Hakkını vermesinden durup nikah mahir vermesinden durup menge yakınlaşma dedi. Allah'tan kork dedi. Zira ben hiç nerseden korkmaydı anladım. Lekin şu gapdan ben korkup gittim ve hiç neyse kılmasından çıkıp gittim. Allah'ım şunda ben halis sen üçün şu haramdı terk kıldım. Senden yine korktum. Şimdi bizge necat verdi bir dua kıldı. Taş dumalap gitti. Resulümüz aleyhisselam şunu ayeti verdiler. Bilesiniz mi azizler? Ben bunu hazır sizge ehtiyatım. Bir neyse ayet mahçuman. Uşbu hadisini bundan 30 yıl evvel ben talebelik davrımda okuyacağım. Ondan ki gün imam bugünümde bunu kaytarıp adamlarca hut düşüne kıkılıp ayıtıp vereceğim. Yıllar ötü yine ayıttım. Yine oku yapman, yine ayıt yapman. Ama insan hayat ötüp borarken, hayattan talim olasız iken, tafakkuriz özgarı borarken, ilmiz artıp borarken, keçegi oylagen, keçegi fikiriniz bugünge doğru kıymas iken. Ben aytmoqchi bo'lganim, ushbu hadisni yaqinda ben qaytadan o'qiganimdan keyin yig'ladim. Bilasizmi nima uchun yig'ladim? Ben yig'laganim, uni ma'nolarini yodlab olganman, matnini yodlab qo'yganman. Hozir arabchasini aytmadim, vaqtni e'tiborida. Lekin yig'lashim boshqa narsa uchun bo'ldi. Ben o'sha savolni berdim o'zimga va yig'ladim. Sizdan ham shu savolni o'zingizga bering, yig'laysiz. Ben özümge özüm saval verdim. Eğer o şu üçele dostların bittesi ben bu koyanımda kaysa amelimi koyardım ikindi bir yıkladım. Top olmadım. Allah beni keçirsin. İhlas değiliz eken hemen arsa. İhlas kıl yapmen değiliz eken. Lekin özümüz yaş oylesek kandeydir bari bir ucup çıkıp kol yaptı. Allah üçün kıl yani amelimiz bulmasa bu dünyaya gelip ahiretten mi kılamız? Bir günü biz hem şunaki garge düşüp bir gelişimiz var, bu gar yerine astı da tağın üstü de emez. Onda hem bizge fakat şu halis Allah için kılgen amellerimiz yardına verildi. Kana ayetin ki aziz brader, siz üçele dostların bittesi bölgeninizde ortaya Allah'ın ayetin vesile kılıp, ben bana bu işini senin için kılgen, ben hiç kim bilmeyen dediğin ameliniz bulsa,
Allah sizin dualarınızı kabul kılsın, mübarek kılsın. Lekin onun sorusuna 100% cevap topolmasak, demek bugün biz yığılışımız gerek. Amelimizde bir arkaya karışımız gerek. Ben ustazımdan örgengem ben. Ustazım aytardılar ki, harma illet hamamızdik. Ben siz deyatkenim yok, ben deyatken hamamızda var bu illet. Lekin şunu hareketini kılış gerek. İhlas bilen amel kılış da örgeniş gerek. Kelin indi bana şu üçte dostunu yana bir esleyelik. Üç ele dost, halis Allah için kılgen amelleri. Allah'ın karşıda kabul bulubdu. Şüphesiz. Bu bizge talim. Peygamberimiz Aleyhisselam bizge örget yaptılar. Bana şu işler demek Allah'ın karşıda anı kabul bulup duası öttü. Bu sen bundan faydalan diyebdi ümmetke. Birincisi ata anaki kılgen hizmet. Atasıge anasıge ilenip hatta yığılıp durgen balasıge vermedi. Bugün biz farzantlar ata anamızga şunaka kılığa alı yaptınız mı? Balamızdan avval ularga beri alı yaptınız mı? Bazen beçara anamız aylab aylab bizni körmeydi. Ukam qara yaptı deymiz, akam qara yaptı deymiz. Otamız cennet darvazasından bir darvazası yok. Lekin onun duasını almayız. Gaflettemiz. Eğer onların dualarını algenimizde edin azizler. Bu biz için katı imkaniyatı deyken, dua kabiliyatı da. Cennetki kiriş imkaniyatı da. Şunun için Resulümüz Aleyhisselam bunu bizge nege ettiler? Talim alacak. Yaşlar oturup siz. Ota anengiz hayat bolsa, onların hizmetini kılıp, en birinci yakşı narsanı onlarla ilerleşiniz gerek. En birinci yakşı narsanı onlar için buluş gerek. Biz Adem aleyhisselam ota ana kurmaganlar da kurganı birinci farzand bulgen. İrsi muhabbet farzandke bulgenlik için tabi ravuşta biz geçiş ketip kaladı. Farzandımızda kopra ketip kaladı lakin ota ana biz için canını fida kılıp kattakı genini esten çıkarıp koyamız. Birinci bulup o şeylerge birleşim gereken farzantlarımdan ama avval onlarge etibar kılışım gereği degenler sana bugün biz özümüzge talim kılışımız gerek. Eğer şunu kılsa Allah için kılgen bulsanız bana şunu ortaya koyup dua kılayım.